الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Muhterem dava kardeşlerim, sözlerimize başlarken Milli Gençlik Vakfımızın tertip ettiği bu muhteşem, manası büyük güne iştirak eden siz kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir günü nasip eden Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Çok önemli olayların yaşandığı, 1,5 milyar İslam aleminin feryadı figan ettiği bir anda, dahili ve harici düşmanların birleşerek yeryüzünde İslam'ı silme kararlarını sinsice uygulamaya başladıkları bir anda, bunun karşısında yeniden doğuş hareketiyle biz ölmedik varız diye kendisini meydanda şehadete susamış ve adamış bir gençliğe bugün hitap ettiğim için Rabbime hamd ediyorum. Çok mühim olayların yaşandığını söyledik. Zaten biraz evvel vakfımız gösterdiği video kaseti yoluyla programında bütün dünyadaki olayları sizlere özetlediler. Bu manzaralardan da görüldüğü gibi yeryüzünde dökülen kan Müslüman, dökülen kan Hasan'ın kanıdır. Gözyaşı Leyla'nın gözyaşıdır. Izdırap, fakr-ı zerret ve sıkıntılar hep Müslümanların ortak dertleridir. Sadece Filistin'deki ağlamıyor. Sadece Bosna Hersek'teki feryat etmiyor. İki şekilde Müslümanlara yönelik saldırılar var. Sıcak harp dediğimiz bombaların altında kolları, kanatları, ayakları, bacakları, vücutları parçalanan bu savaşın kurbanları şehitler ve gaziler, öbür yandan görülmeyen harp, kültür savaşı dediğimiz savaşlar neticesinde gözlerine, kaşlarına, vücutlarına dokunulmayan ama kalbindeki imanına, aklındaki İslam nizamına televizyon yoluyla, gazete yoluyla, kültür yoluyla saldırıları devam ettiren mihraklar, bu mihrakların kurbanı Leyla'lar ve Ahmetler, işte ikinci gruptaki topluluğa bugün hitap ediyoruz. Birincikiler, ilk seyrettiğimiz Filistin dramının kurbanları, Afgan dramının şehitleri bizden son derece şanslıdır. Onlara acıdık da çoluk çocuğumuza niçin acımıyoruz? Acaba Bosna Hersek'teki paramparça edilen evlatlar bizim evlatlarımızdan çok daha şanslı değil midir? Bir annenin feryadı, geçen gün İstanbul'daki bir annenin feryadı karşısında cemaatimize aynısını söyledik. Ona feryat ediyorsunuz da çoluk çocuğunuzun gidişatına niçin acımıyorsunuz? Yeniden bir doğuş, yeniden bir uyanış bu ülke için, tüm dünya Müslümanlığı için gerekli değil mi? Bosna Hersek'ten gelmiş bu ana, hangi ana dayanabilir? Afgan Dağı'nda başını, kolunu, ayağını veren Ahmet'in anasının benzeri bir ana. 7 yaşındaki yavrumu kestiler diyor. Gözümün önünde kestiler. Sırtlı vampirler kestiler. Bıçakla kafasından, ortasından kestiler. Sonra bununla kalmadılar. İbret olsun diye yavrumu kıyma makinesine attılar. Kıyma yaptılar. Ve sonra bununla da kalmadılar. Yavrumun etini köfte yaptılar. Bana ve beyime yavrumun etini, köftesini zorla yedirdiler. Ben karnımda evladın köftesini taşıyan bir anayım diyor. İşte dünyadaki uygar dünya diye Mehmet Akif'in dediği tek dişi kalmış canavarın fotoğrafı bu. Acaba yavrusu köfte yapılan ana mı şanslı, televizyonun kanallarından necasette boğulan bugünkü ananın evladı mı şanslı? Bana sorarsanız o ananın feryadı, elbette ki feryadı kalbimizi dilhun eder ama
Bizim çoluk çocuklarımıza yapılan saldırı ondan çok daha kötüdür. 9 kanaldan akıtılan necaset Sırpların kurşunlarından çok daha kötüdür. Şu telefonları 900'le başlayan reklamlarla gayri ahlakı bu kürsüden söylemeye teeddüp ettiğim, utandığım ahlaksız telefon bağlantılarıyla kurulan imanı, ahlakı, namusu, iffeti bütün aile yuvalarını yok edecek bu şebekelerin saldırıları Bosna Hersek üzerindeki napalmdan daha tehlikelidir. Dünyada büyük zulüm var. Dünya daralıyor. Büyük patlama noktasına gelmiştir. Onun için Müslümanların birbirine düşecek vakti yok. Birbirleriyle uğraşacak vakti yok. Birbirlerinin aleyhinde bulunacak vakti yok. Safları sıklaştırma zamanı geliyor. Yeniden doğuşun mutlaka gerçekleşmesi için şehadete hazır bir topluluğun, şehadete hazır bir topluluğun oluşabilmesi için artık Müslümanlar, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben etliye sütlüye karışamam demeyecek. Sen mi bu dünyayı düzeltirsin? Sen mi bu gidişata dur diyeceksin? Senin gücün neye yeter demeyeceksin? Her birimiz bu davanın yeniden doğuşun oluşmasında emeği olabilir. Öyle deseydi Çanakkale geçilirdi. Çanakkale'yi geçilmez ol yapan ruh, yeniden doğuşta bana da görev vardır düşüncesidir. 48 yaşındaki Seyit Çavuş ne yapabilirdi Çanakkale'de? Bu düşüncede olsaydı cepheye onu annesi gönderebilir miydi? Senin külön zayıf yavrum, sen silah taşıyamazsın, asker arkadaşlarına yük olursun demiyordu. Yeniden doğuşta mutlaka ona da bir görev düşer diye etliye sütlüye karışmam değil, her şeye Allah adına karışacağım düşüncesiyle oraya gönderiyordu. 48 kiloydu. Tam 48 kilo. Balıkesir'in bir köyünde yetişmişti. Genç, zayıf varlık kardeşimiz, Çanakkale'yi geçilmez yapan büyük gazi Seyit Çavuş, ona görev düşüyordu. 48 kiloya görev düşüyordu. Top mermisi arıza yaptığı zaman, onu kaldıracak kaldıraç bozulduğu zaman 220 kilo mermiyi kim kaldıracaktı? Çanakkale geçilseydi Leyla'ların hızına İngilizler saldıracaktı. İşte ona görev düşmüştü. Yeniden doğuş için görev düşmüştü. Çekilin dedi. Allah benimle beraberdir. Ve huve me'akum eyne ma kuntum. Neredeyseniz o sizinle beraberdir. O benimle beraber olunca ben dünyayı kaldırırım diyordu. Ve kaldırmıştı. Ve kaldırmıştı. Onun için Çanakkale'de Seyit Çavuş'a düşen görev sana da bugün aynı mesuliyeti yüklemektedir. Dünya bir yeniden doğuşa muhtaçtır. İki kutup halinde yeryüzü sömürülüyordu. Yeryüzü dengesi 2-3 sene evveline kadar iki vampirin tezgahındaydı. Bunlar her yıl dünyanın bir şehrinde dünyayı parselleme adı altında, gayesi altında zırva toplantısı yapardı. Bu vampirlerden biri Rusya'ydı, öbürü ise Amerika'ydı. İkisi bir araya gelir dünyayı, bu sene hangi dünya haritası üzerinde hangi ülkeyi ağlatacağız, hangi ülkenin insanını ağlatacağız, hangi ülkeyi yakacağız, bu vampirler bu kararı alırlardı. Ama Allah'a şükürler olsun, bana bu dünyada görev var, bu zulme dur demeliyim diyen Afgan mücahitleri bu zirve toplantısının dengesini bozdular. Dünyada artık iki tane vampir yok. Onun için yeniden doğuşumuz yakındır. Dünyanın dengesini alt üst etti mücahitler. 250 bin kişilik mücahit grup. Bana da görev düşüyor dedi ve görevini yerine getirdi. Yıkılmaz zannedilen Varşova Paktı'nı saltanatı ve saraylarıyla beraber yerle bir ettiler. Şimdi dünyada vampirin sayısı 7'ye çıktı. Bu Müslümanların lehine bir olaydır. Artık rahatlıkla ikisi anlaşamıyorlar. Çünkü dünyanın dengesi Müslümanın lehine bozuldu. Yediler G7 diyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Münih'te sizin kanınızı, bizim kanımızı ve gözyaşımızı bölüşmenin, içmenin pazarlığını yaptılar.
Dünya televizyonları kısıtlı olarak bu toplantıyı verdi. G7 ülkesi, dünyada vampir 7'ye çıktı. Çıktı sebebi, artık Amerika eskisi gibi ahtapotluk yapamıyor. Biz de kan içmeye varız deyince, kafir topluluk gücünü kaybetti, 7'ye parçalandı. Gelişmiş 7 ülke, dünyayı nasıl sömüreceğiz diye, bu sene hangi savaşları nerede yapacağız diye Münih'te bir araya geldiler. Gelişmiş 7 ülkenin toplantısına Amerika katıldı, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler katıldı ve gelişmiş ülkelerin, yani kan emerek hormon aşısı gibi gelişen, sünni gelişen bu sünni dev, Müslümanın kanıyla şişirilmiş bu sünni dev, Kur'an'ın ifadesiyle örümcek ağı olan, ankebut ağı olan bu sünni dev, bir araya gelerek evlatlarıyla bu sene içerisinde ne gibi eylemler yapacağını planladılar. Bir de ne gördük? Karşımızda yine bu toplantıda Müslümanın bölüşme oyunu çıktı. Bu toplantıda 3 mühim karar aldılar. Bunlardan birincisi, artık kalkınmamıza faiz manidir. Ülkelerimizdeki faizleri düşürelim ve böylece daha çok silah üreterek daha çok Müslüman kanı akıtalım diye faizlerin düşürülmesine karar verdiler. Türkiye'deki cami Müslümanına ders olacak bir karar. Hans faizi kaldırmaya karar veriyor, Hasan faizi destekleyenlerle bir ettiler. Şimdi dünyada vampirin sayısı 7'ye çıktı. Bu Müslümanların lehine bir olaydır. Artık rahatlıkla ikisi anlaşamıyorlar. Çünkü dünyanın dengesi Müslümanın lehine bozuldu. Yediler, C7 diyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Münih'te sizin kanınızı, bizim kanımızı ve gözyaşımızı bölüşmenin, içmenin pazarlığını yaptılar. Dünya televizyonları kısıtlı olarak bu toplantıyı verdi. G7 ülkesi, dünyada vampir 7'ye çıktı. Çıktı sebebi, artık Amerika eskisi gibi ahtapotluk yapamıyor. Biz de kan içmeye varız deyince, kafir topluluk gücünü kaybetti, 7'ye parçalandı. Gelişmiş 7 ülke, dünyayı nasıl sömüreceğiz diye, bu sene hangi savaşları nerede yapacağız diye Münih'te bir araya geldiler. Gelişmiş 7 ülkenin toplantısına Amerika katıldı, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler katıldı ve gelişmiş ülkelerin, yani kan emerek hormon aşısı gibi gelişen, sünni gelişen bu sünni dev, Müslümanın kanıyla şişirilmiş bu sünni dev, Kur'an'ın ifadesiyle örümcek ağı olan, ankebut ağı olan bu sünni dev, bir araya gelerek evlatlarıyla bu sene içerisinde ne gibi eylemler yapacağını planladılar. Bir de ne gördük? Karşımızda yine bu toplantıda Müslümanın bölüşme oyunu çıktı. Bu toplantıda 3 mühim karar aldılar. Bunlardan birincisi, artık kalkınmamıza faiz manidir. Ülkelerimizdeki faizleri düşürelim ve böylece daha çok silah üreterek daha çok Müslüman kanı akıtalım diye faizlerin düşürülmesine karar verdiler. Türkiye'deki cami Müslümanına ders olacak bir karar. Hans faizi kaldırmaya karar veriyor, Hasan faizi destekliyor. İşte Hasan'ın uyanmasına ders, faizlerin düşürülmesine karar verdiler. Ve faizleri sıfırlama yolunu seçmeye karar verdiler. Sonra neyi bölüşeceğiz? Tabii ki Orta Asya Cumhuriyetlerindeki madenleri bölüşeceğiz. Kavga etmeyelim, hangi ülkenin madenini hangi vampir bölüşecek, bunu bir arada tartıştılar. Ve sonunda dediler ki, Rusya'ya 25 milyar bir yem atalım dolar. Bu yemle Rusya topraklarını fiili olmasa da sömürü olarak işgal edelim. Ve Rusya'ya 25 milyar doların 2 milyar dolarını bedava verelim, karşılıksız olarak verelim. Ama üçüncü şart olarak Rusya'nın bütün Orta Asya, ikinci şart olarak bütün Orta Asya topraklarını, bütün Orta Asya topraklarının ekonomisini
Amerikan Dünya Bankası adıyla meşhur Yahudinin dünya Müslümanlarını ve bütün insanlığı sömürme merkezi olan IMF teşkilatının kontrolüne verelim. Orta Asya Müslümanlarını bu IMF sömürsün. Üçüncü karar, asla Rusya Kızıl Ordu'yu lağvetmesin. Orta Asya'da bağımsızlığını elde etmiş cumhuriyetler, Müslüman cumhuriyetler de ne yapsınlar? Müslüman cumhuriyetler ordu kurmasınlar, Kızıl Ordu'nun emrinde bulunsunlar. Hem bağımsız devlet diyor, hem de ordu kurdurmalarına müsaade etmiyor. Niçin? Çünkü ileride bunlar güçlenirse, ordusu olursa başımıza bela olur. Bunları sömüremezsek yeniden Kızıl Ordu'ya ihtilal yaptırırız ve böylece yeniden oradaki insanları komünizmin altında inin inin inletmeye devam ettiririz diye. Biz bu planı yaparken Orta Asya Müslümanlarının bu planı görmelerini önleyici tedbirler de lazım. Onların madenlerini, petrollerini, onların ilk ürünlerini sömürürken onları başka şeylerle oyalayacak bir oyun lazım. Yeni dünya düzeni içerisinde, uydurdukları yeni dünya düzeni içerisinde o Orta Asya zenginliğini kendi sofralarına getirerek oradaki insanları sefalete mahkum edebilmek için Türkiye'ye rol verdiler. Başbakan Demirel'in de söylediği gibi Türkiye yeni dünya düzeninde rol almıştır. Bu rol başrollük değil, aktörlük değil, artistlik değil. Bu rol Avrupa'ya göre figüranlıktır. Orta Asya Müslümanlarını oyalama görevi Türkiye Müslümanlarının oylarıyla desteklediği bu hükümetlere verilmiştir. Neyle oyalayacağım? 60 yıldır bizi neyle oyaladılarsa onunla Orta Asya Müslümanlarını oyalama görevini Türkiye'ye verdiler. Neyle oyalayacak? Sen de git ey Türkiye. Orta Asya Müslümanlarına laiklik ihraç et. Onunla meşgul ol. Ve Orta Asya Müslümanlarının harçlerini kaldırmakla meşgul ol. Nasıl Türkiye 60 yıl kalkınmasına mani olucu harçla, inkılapla, devrimle oyalatıldı, totem diniyle oyatıldı. Türkiye'deki totem dinini Orta Asya'ya ihraç et diye Türkiye'ye bu görevi verdiler. Şimdi Türkiye idarecileri Orta Asya'ya gidip de petrol bağlantısı yapmıyorlar. Türkiye'li Müslümanlar ucuz petrol alsınlar, bedava petrol alsınlar. Türkiye'de işsizlik önlensin, pahalılık sıfırlansın, enflasyon ortadan kaldırılsın, kaldırılsın, yok edilsin diye bir çalışma yapmıyor. Hükümetlerin Orta Asya'da yaptığı artist ihracı, dansöz ihracı, ahlaksızlık ihracı ve bu necaset kanalların oraya ihracı. Bir de laiklikle uygar dünya, haşa Demirel'in ifadesiyle uygar dünyayla Orta Asya Müslümanlarını kucaklaştırma oyunu. Özbekistan müftüsü aynen Başbakan Demirel'e diyor ki, bir dakika beyefendi, sözü üzerine uygar dünyayla sizi kucaklaştırmaya geldim dedi. Uygar dünya, biz vahşi dünyaymışız Mason Demirel'e göre. Uygar dünya batıymış, batıymış uygar dünya, kan emen dünya, çoluk çocuğun, 7 yaşındaki çocuğun kafasını kemikle kıran dünya uygar dünyaymış. Taşla kıran, kemiklerini taşla kıran dünya uygar dünyaymış. İşte Özbek müftüsünün, kıymetli arkadaşımın, meslektaşımın kanına dokundu. Dedi ki, beyefendi çok teessüf ederim, teessüf ederim. Biz zannettik ki bizi Anadolu'daki Müslümanla kucaklaştırmaya geldim diyeceksin. Biz batıdan çektik. Biz batının tek dişi kalmış canavarıyla değil, Orta Asya'dan oraya göç etmiş Mevlana'nın ve Yunusların torunlarıyla kucaklaşmak istiyoruz. Bizi onlarla kucaklaştırın. Onlarla kucaklaşmak istiyoruz. Harflerimizle niçin uğraşmaya geldiniz? Ne yaptı size harfler? Cimit Beyküre öyle diyor, Özbekistan Dışişleri Bakanı. Beyefendi bir dakika diyor. Harfimizi kaldırmazsak bizi batıyla bir efendim diyalog kurdurtmayacak mısınız? Evet. Bunda kararlıyız diyor Cimit Beykür. Kültürünüzü kaldıracaksınız. O zaman size bir sorun var diyor. Niçin Gürcistan'ın harfini kaldırmak için baskı yapmıyorsunuz? Niçin?
Gürcistan Gürcüce konuşuyor, yazıyor. Kendi dilini konuşuyor. Gazeteleri Gürcüce çıkıyor. Ukrayna Yahudilerinin İbranicesiyle niçin uğraşmıyorsunuz? Niçin? Ukrayna'nın İbranicesini kaldırmıyorsunuz. Gürcistan'ın Gürcücesini kaldırtmıyorsunuz, harflerini. Rusya'nın Rus harflerini kaldırtmıyorsunuz. Neden hep Müslümanların kültürüyle, kendi harfiyle uğraşıyorsunuz? Tabi bunlar yeni dünya düzeninde adıyla Müslümanları başka şeylerle meşgul etmek. Biz 60 yıldır harflerimizle uğraşmasaydık, kızımızın örtüsüyle uğraşmasaydık, şimdi G7'ler yoktu, G1 vardı ve o da Türkiye'ydi. O da Türkiye'ydi. Utanıyorum, utanıyorum. Gelişmiş 7 ülke, Allah Allah. Hangisi 70 yıldır savaşmamış, bir tane ülke gösterin. Hollanda Konya'dan 10 bin kilometre kare küçüktür. 10 bin kilometre kare 40 yıl evvel yenilmiştir, G7'ler toplantısındadır. Gelişmiş ülkeler toplantısındadır. Yeniden bir Türkiye yarattık diyen totemcilere sesleniyorum. Neredesiniz? Niçin bu toplantıda yoksunuz? Niçin? Hollanda yenilmiş, G toplantısına katılıyor 30 sene sonra. Kore diyorum, Japonya. İnsan utanır. Esaret anlaşması imzalamış Japonlar 40'larda. Esirdir, hala esareti kalkmamış. Köledir. İki şehrine atom atılmıştır. İki Türk üst üste bir Japon ediyor. O küçük boyuyla Japon, G7'ler toplantısına katılmayı başarmıştır. Biz nerede yarışıyoruz? Erik güzeli, inek güzeli, çilek güzeli, Eurovision yarışmasıyla övünen totemciler çekilin, yeniden doğuş askerleri geliyor diyoruz. G7'lerde yoğuz, 7 tane vampir geliyor. Biz olmadığımız için onlar vardır. Kaynakları bizim petrolümüzdür, bizim kanımızdır, bizim madenimizdir. Varlıkları, bütün güçleri bize bağlıdır. Ama bunu anlayacak Müslüman arıyoruz. Bana da görev düşsün bu yeni doğuşta diyen Müslüman arıyoruz. Onu arıyoruz yeryüzünde. Şu Filistin'de, şu Bosna Hersek'te, yavrusu bıçaklanarak, kıyma yapılarak, köfte edilerek anasına yedirtilen o, ya ananın feryadı, gözyaşının katili, şu masonik zihniyetleri destekleyen Müslümanların kendisi olduğunu, Müslümanın kendisi olduğunu Müslümanın bilmesini istiyoruz. Biz olsaydık bu Yugoslav, bu Sırp bunu yapabilir miydi? Ortada biz yok, çoban yok. Bütün dünya bizi çoban olarak görüyor. Alman Hasan onu söyledi. Doktor Hasan ziyaretime gelmişti Frankfurt'ta. Şaşırıyorum Türkiye'deki Müslümanlara. Bu gafil idarecileri nasıl destekliyor diyor Alman. Ne oldu dedim. Türkiye'ye gittin mi? Yok dedi, gitmedim. Nereden biliyorsun? Türkiye'nin coğrafi siyasi konumunda, askeri stratejik öneminden biliyorum diyor. Türkiye aynen Hasan'ın, 10 yıl evvelki Hans'ın, şimdiki Müslüman kardeşim Hasan'ın sözünü söylüyorum. Türkiye Batı'nın sonuncusu olacağına niçin Doğu'nun birinciliğini kabul etmiyor diyor. Bu ne müthiş bir sözdür. Hazır diyor, hiç yarışmayacak. Batı'nın kapısında hizmetçiliği bırakacak, Doğu'nun efendisi olacaktır. Doğu hazırdır buna diyor. Hans Hasan anladı da işte camideki Hasan anlasın diye Beşiktaş'a geldi. Niçin uçaklıktan zillet duymuyoruz? Niçin uçaklıktan utanmıyoruz? Kapıda nöbetçiliği niçin terk edecek karar alamıyoruz? 3 kapının nöbetçisi olmuşuz. Ama 3 tane koltuk bizi bekliyor. Bu yeni doğuşla olacaktır. 3 kapının nöbetçiliği bırakın, köleliğini bırakın. 60 yıldır İslam aleminin lideri, 1000 yıldır lideri olan bir millet 60 yıldır kapıcılık yapıyor. Hem de Hans'ın kapıcısı. Birleşmiş Milletler'in kapıcısı Türkiye'dir. Birleşmiş Milletler karar alır, Türkiye uygular.
Şimdi Türkiye Libya'ya gökyüzünü kapatmış, karayolunu kapatmış, Ermeni uçaklarını açmıştır. Çünkü kapı değil. Şu hale bakın, Ermeni katliamı Türkiye yolundan yapılıyor. O Libya'yı hiç unutmuyorum. Kıbrıs harekatında Mehmetçi Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına indiği gece 4 saat sonra toplanıp hükümetin kararını bize bildirdi. O zaman bir bakanın özel kalemini yürütüyordum. Kararı bu kardeşiniz de okudu. Libya devletinin kardeş Türkiye devletine duyurmak istediği karardır diyor. Bir, sizin iyiliğinizi unutamayız. Dedeniz Turgut Reis şehit kanıyla bizim topraklarda bizim ırzımızı korumak için yatıyor. Siz Turgut Reis'in hürmetine yardıma layık bir torunsunuz. Onun için Kıbrıs'taki harekatınızı tebrik ediyor. Şu saatten itibaren Libya'nın Karadeniz Hava Kuvvetleri ordusu Türkiye'nin emrinde olduğunu bildiriyoruz diyor. Madde 2, Türkiye'nin dolar döviz sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Sakın Mehmetçiğinizi silahsız bırakmayın. Dünyanın neresinden füze, tank, uçak alırsanız alın, faturayı Libya Cumhuriyeti adına kesin biz ödeyeceğiz. Ve o Libya'ya ambargo konmuştur. O Libya'ya bugün kanım duruyor. Libya Akdeniz'e kayık çıkaramıyor. Takiple görevli Türk donanmasıdır. Ve ne acı bir şey ki Türk donanmasının ismini bu hain masonik hükümet intikam almak için Turgut Reis koymuştur. Libya'yı Turgut Reis kurtardı. Şimdi Libyalı Müslümanı Turgut Reis affediyor. Bunlara oy verenler Allah'ın huzuruna nasıl gelecekler? Nasıl gelecekler? Yeryüzündeki kanın katilleri. Ve şimdi o Libya'ya gökyüzünü kapatmışız, uçamazsın Türkiye'den. Ama Ermeni uçakları Arivan'a silah taşıyor benim gökyüzümden. Çünkü Birleşmiş Milletler'in kapıcısı emir alır. Ne olacak? Birleşmiş Milletler kararını uygulamak mecburiyetindeyiz diyorlar. Hayır değiliz. Biz uygulamadık. 74'te 24 kişiydik. Dinlemiyoruz dedik ve dinlemedik. Bu kapıyı bırakın. Buradan millete karar çıkmaz, ümmete karar çıkmaz. Birleşmiş Milletler İsrail'i büyütme teşkilatı. İsrail'i koruma yuvasıdır. Onun için kurulmuştur. 5 daimi üyesi vardır, 1 Müslüman yoktur. Adalet bu mudur? Adil Birleşmiş Milletler adil taksimat yapar. 1,5 milyar ümmetin temsilcisi yok, veto hakkımız yok. Çünkü biz kapıcıyız orada. Şimdi o Birleşmiş Milletler belki bu akşam, belki bu hafta yeniden Bağdat'a savaş kararı alacak. Planlar var. Türkiye topraklarındaki çekiş güç neden uzatıldı anlıyor musunuz? 400 Amerikalı Johnny Türkiye'yi korumak için gelmedi oraya. Gelemez de. Gelmez de George George için savaşır, Cevdet için değil. İşte bu savaşı planlamışlardı. Tarım Bakanlığı'na giremiyormuş. Niçin var senin Tarım Bakanlığı'nda? Sen kimsin bey Amerika, sen kimsin? Ah şu masonlar Türkiye'nin başında olmasa gösterirdik sana Amerika. Öyle diyor George Bush, ben değil. George Bush diyor. İstanbul'a geldiği zaman bu Bush adam diyor ki Türkiye'ye teşekküre geliyorum. Çünkü Türkiye Körfez Savaşı'nda tarafsız bile kalsaydı Amerikan askeri bu zaferi kazanamazdı. Yani Müslüman asker Haçlı askerin ayağına secde etmezdi diyor. 15 gün seyrettim hastane odasında ve dedim ya Rabbi ölseydim bunu bana göstermeseydin. Ne zaman Hilal Hac'a secde etmiştir? Şu ana alatanı destekleyenler ne zaman uyanacaksınız?
ne zaman ümmeti Muhammed'i ehli tarife secde ettirdiniz? Biz Allah'a secde ederdik. Sayenizde artık kullara bile secde ediyoruz. Yeter artık. Yeniden doğuş olsun gençler. Yeniden doğuş olsun gençler. Amerika'yı yumartan biziz. Anmıyor bizi. O zaman güzelim Türkiye diyordu. Telefonla ben artık coşmuşla konuşabiliyorum diyordu. Çünkü o zaman Türkiye'ye av köpekliği görevi verdim diyordu coşmuş. Av köpeğinin görevi bitti, şimdi sıraattaymış coşmuşa göre. Şimdi yeniden göreve başlıyor. Şu hale bakın. Ne zaman aslan olacaktır bu Türkiye? Ne zaman adaletin bekçisi olacaktır bu Türkiye? Bütün dünya Türkiye'den bekliyor. Keşmir Müslümanı yanıma yaklaştı. Yanıma yaklaştı, ağlıyor. Allah aşkına siz Türkiye'de nasıl rahat yemek yiyorsunuz diyor. Beytullah'a sizi şikayet ediyorum. Beytullah'ın Rabbine sizi şikayet ediyorum. Elini kaldırmış Kabe'ye, biz Kabe'nin Rabbine, Yüce Mevla'ya bizi şikayet ediyor. Keşmir'de biz namaz kılamıyoruz diyor. Kılınan camiler yakılıyor. Kül olduk, kül. Niçin gülüyorsunuz? Ne zaman Türkiye'deki şirk, tağuti sistemleri yıkıp Kur'an nizamını bu ülkeye hakim kılacaksınız? Çekinmeyin. Bu ülke Allah'ındır. Dünya O'nundur ve mülk O'nundur. Alem O'nundur. O'nun mülkünde O'nun sözü geçer. Totem düzenleri yıkınız. O'nu güçlü bir yeni doğuşla yıkacaksınız. İnsanlığın kurtuluşu için bunu yapacaksınız. Kumarhanedeki Ahmet'imin feryadını dindirmek için bunu yapacaksınız. Umudunu esrar ve eroine vermiş, köprü altında kendini zehirleyen kardeşimin kurtuluşu için bunu yapacaksınız. Takma kaş, takma kirpi, takma diş, takma saç çakarak kendinden uzaklaşan, her şeyi takma düzende gören Leyla'mın kurtuluşu için bunu yapacaksınız ve yapmaya mecbursunuz. Artık doğuş başlıyor. Bütün dünya dursun. Kimse buna mani olamaz. Artık biz 60 yıl tavuk gibi yaşamaktansa bir gün horoz oluyor yaşayıp ölmeyi tercih etmek mecburiyetinde kaldık ve etmeyi şeref görmüşüzdür. Şeref sayıyoruz. Tavuk zilletindense horozun izzetini tercih ediyoruz. Bunu bütün dünyaya söylüyoruz. Irak'ta bomba altında şehit olanlara gıpta ediyorum. Afgan'daki şehitleri özlüyorum. Şu anda Saraybosna'da savaşanları özlüyorum. Onlar izzet ve vakar içinde tüm dünyaya meydan okuyorlar. Ya biz? Başımızdaki 3,5 kukullar rejime başa çıkamıyoruz. 3,5 soysuzun ardından zalik etmeye devam ediyoruz. Bu zillet bütün dünyayı yakıyor. Dünyanın kalbi İstanbul'dur. İstanbul Kur'an'a dönerse dünya yeniden adalet güneşinin altında, hak güneşin altında huzur bulacaktır. Keşmirli bunu söylüyor. Sizden bir şey bekliyoruz diyor. Bizim heyetlerimiz hep İstanbul'a giderdi. Hindistan'daki bu düz zulmüne karşı hep Osmanlı donanması bizi kurtarırdı. Neredesiniz diyor. Dünya mazlumları yeniden bir doğuş bekliyor Türkiye'den. Bizse Türkiye liderlik olarak bizi bekleyen lider koltuğuna oturacağımıza, Birleşmiş Milletler'in kapısında köpekliği, av köpekliğini tercih etmişizdir. Ben bunu söylemiyorum ha. Hollanda dergisi söylüyor. Geçen Körfez Savaşı'nda bu derginin fotokopisini de söylemiştim, göstermiştim. Türkiye'ye dünya av köpekliği vermiştir diyor. Av köpeği diyor bize, haşa. Şu zillete bak ya. Av köpeğinin özelliği, ye avını tutar, sahibine verir, kendine yedirmez. Kendine bırakmaz. İşte Irak. Mahvettik Irak'ı. Ne yedik Irak'tan?
Ganimetlerden ne verdi bize Amerika? Ne verdi? Bir verip 21 alacaktık. Aldık. Tam aksine bir verdik, Kıbrıs'ı aldılar. Almak üzere. Kalmak üzere. Almadılar. Yeniden doğuş var. Alamayacaklar. Neden alamazlar? Kıbrıs şimdi masaya oturtuldu. Kıbrıs'ı dünya vampir emperyalist güçler silah olarak, şantaj olarak kullanıyorlar. Körfez savaşı başlayacak diye Kıbrıs'ı, Kıbrıs olayını gündeme getirdiler. Körfez'de Amerikan kuvvetlerine yeniden hava köprüsünü kurdurtmazsan Kıbrıs'ı elimden alırım diye şantaj olarak kullanıyorlar. Kıbrıs'ı ver, sorun bitsin, olmaz. Kıbrıs'ı verirsen Van'ı ister, Ermenistan yapmaya kalkar. Batı doyar mı, vampir kana doyar mı? Doyması mümkün değil. Tavizler tavizi doğurur. Şimdi Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a toprak vereceksin. Ve cami cemaatinden bazısı nasıl bir duyarsız bir toplum olduysa, verelim diyor ya, verelim. Allah Allah, ne verelim gitsin diyor, onlar mı uğraşalım? Nasıl verelim? Dün Kartal'da da söyledim. Bir metrekare bedava arsa veren var mı içinizde? Yok. Hayvanlar tarladan geçse komşunun hayvanları, komşuyla kavga ediyoruz. Ya hayvanlara dikkat et. Hayvana müsaade etmiyorsunuz toprak vermeye de, Ruman için müsaade ediyorsunuz. Niçin? Niçin müsaade ediyorsunuz? Hele Karadenizliler, Karadenizliler. Doğuda da öyle ya, kız kardeşleri bile mirastan mahrum ediyor. Cahiliye adeti olarak. Cahiliye adeti olarak. Kız kardeş miras ortak olur mu? Baba malını damada yedirmem diyor. Kız kardeşine mal vermiyorsunuz da Kıbrıs toprağını Rum'a veren masonları niçin alkışlıyorsunuz? Niçin alkışlıyorsunuz? Uzamayın. Bir gerçek söylüyorum. O gerçekle uyansınlar diye söylüyorum. Toprak verilir mi? Şehit kanıyla alınan vatan verilir mi? Hele Kıbrıs. Kıbrıs Akdeniz'in kalbidir. Akdeniz oradan kontrol edilir. Allah Resulü bunu bildiği için Kıbrıs'ın fethini müjdelemiştir. İstanbul'un fethini müjdelemiş, Kıbrıs'ın fethini müjdelemiştir. Bir gün halasını ziyarete gitti. Dizinde uykuya daldı. Gülmeye başladı uykusunda Allah'ın emri. Halası uyandırdı. Ne müjde aldın ey yeğenim dedi, ne müjde aldın? Şu anda bir deniz ortasında bir adanın fethini bana müjdeledi Allah Celle Celaluhu. O adaya askerlerim çıkıyor. Allah Allah sesleriyle çıkıyor. O adanın fethinde bir de kadın görüyorum. O ne cennet hanımıdır. O ne büyük kadındır. O zaman dua et dedi. O kadın ben olayım ey yeğenim. Ve o olmuştur. Kıbrıs'ın fatihi, peygamberin öz halası Hale Sultan'dır. Kıbrıs'ta şehit olmuştur. Onun tapusu var. Tapu onundur. Ondan izinsiz Kıbrıs verilmez. Hale Sultan emanet etmiştir. Ve Makaryos yönetimi kasten intikam almak için Hale Sultan'ın mezarını tuvalet yapmıştır. 30 sene. İşte 2. Kıbrıs harekatını Erbakan hocam onun için yaptı. Ecevit yeter dedi, bak Lefkoşa'nın yarısını aldık, dünya ayağa kalkıyor. Hayır dedi hocam, peygamberin halasının kabri kurtulmadıkça bu savaş bitmeyecektir. Şimdi yeniden Hale Sultan'ın kabrini tuvalet yaptırtacak mısınız? Onun için bütün dünyaya buradan sesleniyorum. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bu masonik hükümetin verdiği toprak kan olarak sizden geri alınacaktır. Kimse buna mani olamaz. Kıbrıs yeniden alınır, bizi uğraştırmayın. Çünkü bu millet her zaman bağrımdan nice yeni doğuşları gerçekleştirecek şüheda yetiştirmeye namzet ve alışmış bir millettir. O halde gelin ey millet,
kapısını bırakalım. Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletler koltuğu bizi bekliyor. Bu koltuğun projesi bir ay evvel Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamid'in evinde çizilmiştir. Gözler yaşlı olarak bütün dünya temsilcileri ağlıyordu. Bugünü gördüğümüz için Cihan Sultanı Sultan Abdülhamid'in evinde İslam liderliği kaldırılmıştı. Şimdi dünya İslam liderliğinin kararı bir ay evvel Beşiktaş'ta alınmıştır. Doktor Hasan'ın ifadesine göre dünya Müslümanlarının lideri olması gereken Türkiye, Avrupa topluluğunun kapıcılığını yapmaya devam ediyor. Hala Avrupa topluluğunda kapıcı olacağız. Yapmayın. Bizi İslam ortak pazarı liderliği bekliyor. Bütün dünyanın efendisi olacağız. Avrupa topluluğuna bizi asınlar. Taviz üstüne taviz. Kültür kaldır, tarih kaldır. Televizyon değiştir. Hepsini yapıyoruz. Bir türlü almıyoruz. Şu Yunanistan'ı Karadeniz işbirliğine aldık. 10 yılda işlenen ihanetlerin iki mühimi var. Birincisini Kenan Paşa işledi. Tarihe hain olarak geçecektir. Neden? Çünkü Yunanistan'ın NATO'ya girmesini o sağlamıştır. Çok yanlış bir adım atmıştır. Yunanistan'ı veto etmezsek o bizi ortak pazara aldıracakmış bu oyunla. Ne lüzum vardı? NATO'nun bütün nimetlerinden Yunanistan'ı faydalandırdık. Tarihi düşmanımız. Hala ilkokul haritalarında Türkiye'miz şehir olarak gösteren, İstanbul'umu şehir olarak gösteren, kendi vilayeti gösteren Yunanistan'ı NATO'ya aldık. Tarihi en büyük hatalardan, ihanetlerden biri. İkincisi, şimdiki Karadeniz işbirliğine Yunanistan'ın alınması. Karadeniz'de sınırı mı var? Sahili mi var? Yok. Coğrafi açıdan mantıklı değil, ilmi değil. Ama Avrupa Türkiye'nin liderliğinden korkuyor. Karadeniz işbirliğine bir muzip sokacak. Çomak sokacak. Türkiye lehine bir karar çıktı mı Karadeniz işbirliğinde, onu Yunan yoluyla veto ettirecek. Türkiye'nin Karadeniz işbirliğindeki fonksiyonunu bu Mason hükümet millete rağmen ortadan kaldırmış. Yunanistan şimdi orada lider olmuştur Karadeniz işbirliğinde. Sırf bunlar kapıcılıktan şeref duyma sebebiyle oluyor. Ve üçüncüsü, Hasan'ın ifadesiyle, Doktor Hasan, Alman Müslüman kardeşimin, sizi İslam ordularının liderliği varken, beklerken bu koltuk, liderlik koltuğu, orduların lideri olacaksınız. Ümmetin lideri, İslam ordusunun, barış gücünün lideri. Niçin NATO'nun hizmetçisi oluyorsunuz? Niçin? NATO'nun kapısında Mehmetçik hizmetçidir. Yine burada söylüyorum, her yerde söylemeye devam edeceğim. Türkiye ordusu Türkiye için yoktur. NATO'nun hizmetçiliği için vardır. Bu millet 800 bin evladını NATO için besliyor. Ne acı bir gerçektir. Türkiye ordusu Amerika'dan izinsiz, NATO'dan izinsiz hareket yapma müsaadesine tabi değildir. Kıbrıs'a çıktık, NATO ambargo koymadı mı? Kıbrıs'a çıktık, Birleşmiş Milletler 3,5 saatte toplanmadı mı? Bosna Hersek'te niçin NATO yok? Kore'de imdat diyen Hans'a koşan Hasan niçin Saraybosna'da yoktur şimdi? Çünkü Türkiye ordusu Amerika'dan izinsiz değil, Bosna Hersek'te Edirne'de Yunan'a karşı savaşmaya muktedir değildir. Bırakın bu uşaklığı, bırakın bu zilleti. Bize liderlik yakışır. Bu yetmemiş. Belki ordu uyanır diye ve uyanıyor. Şimdi ülkemize Haçlı orduları davet edildi. Haçlı orduları gelmeden önce onların evlerini, karargahlarını ve garnizonlarını yapmak için Çekiç Güç ismiyle 400 kişilik bir grup gönderildi. Kanınıza dokunmuyor mu bu sözler? 1000 yıl biz vatanımızı 400 tane cüniyle mi koruduk? Ey ümmetin erkekleri, korkuyorsanız bacıların vatanı korumaya hazırdır.
400 Johnny bizi koruyacakmış. Ordunun kanına dokunuyor. Genelkurmay Başkanı Torumtay bunun için istifa etti. Topraklarda işgal olur mu? İşgal var. Çekiç güç ne yapıyor doğuda? Hem askeri vuran PKK'yı besliyor, hem de şimdi Körfez Savaşı'nda ayakları koparılmış Irak toprağını tamamen işgal için asker getiriyor. Sanoryo büyüktür. İsrail'in önünü genişletiyor. GAP projesi senin için değil, İsrail için yapılmıştır, biliyor musunuz? Kredisi İsrail tarafından veriliyor. İsrail GAP'a kredi verir mi? Topraklarında gösteriyor Fırat dediği şeyi onun için. Gelmeden yeşillensin diyor Harlan Ovası. Onun için Türkiye'li uşağına gelmeden onu yaptırıyor ama boşuna heveslenmesin. Türkiye İslam'ındır ve İslam'ın olacaktır. Çekiç güç uykunuzu kaçırmalıdır. Benim kaymakamıma tokat atabiliyor bu ülkede. Dövüyor İngiliz alçağı ve o İngiliz asker nöbettedir. Kaymakamım sürülmüştür, suçlu görülmüştür. Doğulu Çileket kardeşim bu çekit gücüsünden kan içiyor, kan. Saraybosna'daki zulüm neyse Doğulu'nun zulmü aynıdır. O zulmü Doğulu çekiyor. Doğulu Çileket. Gidip gördüm iki ateş arasında Doğulu'm. Van'ından Elazığ'ına kadar, Urfa'sına kadar gezdim geçen. Allah o kardeşlerime yardım etsin hepinize. Tüm mazlumlara yardım etsin. Edecek, Allah yardım etmez mi? Biz masonlara yardımı çektiğimiz an Allah yardımı edecektir. İşte bir köye varmıştım, Muş'un bir köyü. İki gencin cesedi geldi. Anası üzerinde ağlıyordu. Ana, dayanır mı? İki yavru, iki kardeş. Hocam, anlayın Doğulu'yu diyor. PKK gelmiş gece. Hadi bizi şehre götür. Götürme göreyim. Namlu'yu da yatmış, doğru şehre. Dolmuş şoförüymüş bu kardeş. Kardeşini de babası emanet etmiş, korusun kardeşini diye. Sen de git yavrum. Şehre inmiş, asker dur demiş, dur. PKK durma, asker dur, vur bakayım, ne yapacaksınız? PKK dur, durma diyor, vururum. Asker dur diyor, vururum. Ne yapacaktır Doğulu? Durmamak mecburiyetinde kalmış ve beşi de ölmüştür. Üç tane katil ama iki tane masum da ölmüştür. Suçsuz insan. Yemek veriyor PKK'ya, vermese vurulur. Asker geliyor, niçin verdin? Vur Allah vur. İçe Doğulu'nun çilesi. Doğulu'ya asker göndermeyin dedim her zaman. Polis göndermeyin. Doğu'da çekiç gücü kovun. Türkiye refah iktidara getirin. Doğu'da kavga biter. Doğu'ya mühendis gönderin, maden araştırsın. Kapanan kuyu petrol kuyularını atsın. Doğulu'nun altındaki uranyumları, Doğu'nun altındaki toprak altındaki magnezyum yataklarını açın. Doğu'da terör biter diyoruz. Doğu kasten bu hale getiriliyor. Kasten. Doğu'nun katili biziz. Çünkü o topraklar dünyanın en zengin, dünyanın bakire maden topraklarıdır. Bütün dünyanın gözü orada. Doğulu aç. Doğu'ya hapishane, batıya meyhane açmayı saadet görenler. Doğulu'nun eline kelepçe, batılının eline afyon vermeyi saadetlik gören bu uşak zihniyeti yıktığınız zaman bu çile biter. Allah yıkmaya hazır da siz küfür düzenini tutmasanız yıkacağız. Bütün mesele bizim vereceğimiz karara bağlıdır. Uşaklık mı, liderlik mi, buna karar vereceksiniz. Çekiç gücün topraklarımızdaki işgalinden vicdan azabı duyduğunuz gün bu iktidar değişir. Değil Çoban Barajı, bilmem ne barajı,
köy yollarınızı altınla döketeler, bir ülkenin toprağında düşman kuvveti varsa o ülke sömürü ve işgal altındadır. Kanınıza dokunmalıdır. Uşak yönetimlere oylarınızla destek değil, köstek olmaya mecbursunuz. Altın yollar sizi kandırmamalıdır. İşgal var kardeşler. Albay beni ziyarete gelmişti, isim vermeme gerek yok. İnançlı bir asker. Hocam dedi, çok çalışın. Orduya güvenmiyor hükümet. Orduya güvenemeyen idare millete güvenir mi? Coşkuşa güveniyor. Onun için çekik sütü getirdi. Çekik süt. Hocam artık ordu evlerinde birbirimize dalga geçmeye başladık. Ne diyorsunuz dedim. Yarbay nöbete hazırım dediği zaman boş ver nöbeti, çekik süt var ya diyoruz. Artık ordu bile şuur altı bu olaydan rahatsızdır ama bir türlü şu ordunun idarecileri tekiğin deliğinden dünyaya bakmaktan vazgeçmediği için bu oyunu anlayamıyor. Bırakın silahın tetiğinden dünyaya bakmayı. Cami cemaati tesbihin deliğinden bakıyor, dünya dar gözüküyor. Olayları göremiyor. Asker de tetiğin deli, her şey talim. Sağ sol, sağ sol. Yat kalk. Cami cemaati da ev cami iş yeri. Bırakın dünyaya bir de Kur'an gözüyle bakın. O zaman bu zulmü anlayacaksınız. Bu sömürüyü anlayacaksınız. Ordu millet için varsa ordudur. Milletine ters bakan ordu ne milletinden, ne milletine, ne kendisine asla faydalı bir icraat yapamaz. Ve yapamıyor. Niçin biz nöbet tutturuyoruz evladımıza? PKK vursun diye mi? Yok, yoksa niçin PKK'yı destekleyen çekiş güç nöbettedir, niçin? Beni konuşturmayın. Bütün bu oyunlar Ankara'da mason localarından tezgahlanıyor. Askeri vurdutan bu idarelerdir. Polisi vurdutan bu idarelerdir. Konum o değil. Bu konuda bantlarım var, dinleyin bantlarımı. Türkiye'de doğudaki ve batıdaki bütün terör odakları Ankara'dan idare ediliyor. Konuşursam birçoğu sokağa çıkamaz. O albay anlatmıştı. Vaktim yok ki hangisini anlatayım? Yüz evlat vuruldu evladım diyor. Seçimlerden bir hafta evvel hatırlayın. Yüz asker. Tam yüz asker. Herkes ağlıyor, son nefesi veriyor. Komutanım, anama selam söyle, hakkını bana helal etsin. 100 tane asker taranıyor. Ankara'nın mason hükümetine bildirdik, ana alasana. Dedik ki, derhal bize savaş kararı alın. Sınırdan kaçmak üzeredir teröristler. Ne olur hemen savaş kararı alın, sınır ötesi operasyon kararı. Biz de bu katilleri takip edelim. Asker, 100 asker şehit oldu. Saat 6'da vurulmuştur. Türkiye'nin masonik hükümeti ordumuza savaşma iznini 13.30'da vermiştir. İşte ihanet Ankara'da yapılıyor. Neden? Çünkü çekiç güç izin vermiyor. Ve albay diyor ki, ne yazık ki evladım, biz Türk hükümetinin savaş iznine içeren gizli talimatı Amerikalı bir çavuştan alıyoruz. Kuryeyi ondan alıyoruz. Bütün bu terör odakları Ankara'da özel halk dairesinden tezgahlanıyor. Bak yerini söylüyorum. Bu sözleri, bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Kur'an'a dönmek için bu hayat Allah'a satılmıştır. Devlete sesleniyorum. Harbin özeli tüzeli yok, var mı ya? Özel harf ne, tüzel harf ne? Resmi harf ne, gayri resmi harf ne, açıklayınız. Bu milleti uyandırınız. Boşuna askerimi vurmayınız.
Boşuna polisimi vurdurtmayınız. Siz vurdurtuyorsunuz. Bu millet masonluğu tanımıyor. Masonluk ihanet teşkilatıdır. Bilerek yapılıyor bu masonlar değil mi? İstiklal Harbi'nde kanla alınan namusu ve dini Lozan'da satan. Bu masonlar değil midir 100.000 kişilik Mehmetçiyi? Rus ordularına karşı kasten Kars dağlarında donduranlar. Bu masonlar değil midir? 1000 yıl uğrunda binlerce şehit verdiğimiz Kur'an nizamı rafa kaldırarak memleketime pis necis Romalı'nın kanunlarını getirenler. Masonluğu tanımazsanız söylediklerimi anlayamazsınız. Türkiye'deki terörü devlet destekliyor. Uyan. Niçin terör olmaya mecbur? Çünkü terör olmayan ülke kalkınma yapar. Kardeşliği sağlar, süper güç olur. Kargaşa olursa Kıbrıs'ta pazarlık gücünüz ortadan kalkar. Kargaşa olursa Orta Asya'daki ülkelerle iktisadi diyaloğunuz kopar. Bunu biliyor dünya. Şimdi de Hizbullah çıkarmış oyuna bak. Onu da o daire kurdu. Bazı gençleri talimat vermişler. Ülkücü gençlik Hizbullah adında örgütlenerek doğuda PKK ile vuruşacakmış. Adı da ne güzel Hizbullah, Allah'ın askeri. Genç kardeşim sakın boyuna gelme. 12 Eylül'de bu oyuna kurban edildin. Kont gerilla yürütüyordu sağ sol çatışmalarını. Şimdi aynı oyun. Ordu varken Hizbullah'a ne gerek var? Niçin? Dünyanın en güçlü ordusularından biri olan Türkiye. Ordusu varken Hizbullah'a sana ne ihtiyaç var doğuda? Çünkü oyun var. Yeniden kamplaşma meydana getirilecek Türkiye'de. Büyük planlar. Kongerilla özel harp dairesi nerede bu hocam? Kızılay'da. Amerikan Türk dostluğu cemiyetinin yanında, bak adres veriyorum. Bu daire bütün Türkiye'deki eylemleri planlıyor. Hangi polis nerede vurulacak? Hep bu daire. Ve bu dairenin eylemleri araştırılamaz. Gece 2'de Van'a gidiyordum. Tam 2. Asker sokakta yok, polis yok. Demirel'in ifadesiyle devlet yok diyor. Gece yok. Bir de ne göreyim gençler? PKK'nın ağına takılanları uyarın. Oyunu anlayın. Bir Amerikan cemsetine, minibüsüne rastladım. Gece 2. Tek başına dolaşıyor. Neredesin PKK? Niçin suikast yapmıyorsun Amerikan konvoyuna? Niçin? Hep Mehmetçiğin bulunduğu karakolları basanlar. Niçin Amerikan karakollarını basmıyorsunuz doğuda? Güya Amerikan aleyhtarı propagandayla yaşıyor PKK. Çünkü PKK'nın kanı Amerika'dır. O örgütlemiş. Lideri kim? He? Söyleyin. Abdullah Öcalan. Allah Allah. Öç alıyor. Kimden öç alıyorsun? Soyadı bile ne yapacağını ortaya koymuş. Öç alıyor. Asıl ismi Şallefyan'dır. Şam'da Ermenidir. Atala Ermeni katliamı yapıyordu. Ermeniler adına şimdilik Atala'yı PKK'ya çevirdiler. Doğudaki inançlı gençlik uyansın diye söylüyorum. Kardeş olalım. Bu memlekette el ele verirsek zulüm ortadan kalkar. Zannetme ki doğuya düşmanlık var da batıya yok. Edirne'li de işsiz doğulum. Zannetme doğulu ikinci vatandaştır. Antalyalı genç de işsizdir. Bütün Türkiye'yi gezen bir kardeşinizim. Karadeniz Başbakan çıkarmıştır. Karadeniz kahveleri Almanya'nın kahvelerinden daha fazladır. Her taraf işsiz. Rize'nin köy yolları bugün Doğu'nun köy yollarından daha ilkeldir. İki araba geçemez. Bunlar Hasan'a düşmandır. İster Doğulu ol, ister Edirneli ol. İsmin Hasan mı hizmet yoktur. Bunlar Hans'ın uşağıdır. Hans'ın uşaklarının defterini duyun bu ülkede. O zaman huzur gelecek. Irkçılık, milliyetçilik bizi birbirine düşman.
Bak Afgan'ı birbirine düşman etti bu ırkçılık. Yiyorlar birbirini. Gelin doğulu batılı Kürtler, Türk, Çerkez, bunları bırakalım. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmet tektir. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyenler kardeş olunuz. Kimsenin lisanı, kimsenin rengi küçümsenemez. Herkes kendi doğuş lisanıyla yaşama, konuşma ve yazma hürriyetine sahiptir. Allah'ın sünneti budur. O halde bu yeniden doğuşun gerçekleşmesi için yapılacak iş nedir? Üç tane koltuğa yatarak oturulmaz. Müslüman ülkeler koltuğuna, Müslüman ortak pazar koltuğunda lider olmak yatarak olmuyor. Müslüman ülkeler ordusu yatarak kurulmuyor. Geçen meclisteydim. Milletvekili arkadaşlarımı ziyarete gitmiştim. Allah'ın takdiri, o gün de sevindim. Gözyaşlarımı tutamadım. Tarihi bir takdir verdiler. 40 tane aslan. Diyorlardı ki çekiç güç kanımıza dokunuyor. Sütçü İmam'ın memleketinde Sütçü İmam'ın ruhumuz zariftir. Ben Fransız'ı gebetmek için şehit oldum. Fransız askeri gelecekti de niçin şehit oldum diye soruyor Sütçü İmam. O halde çekiç güç kovulmalı. Çare ne diyor Demirel? Çare senin gitmen, senin gitmendir Demirel. Öyle diyordu teklifte meclis başkanlığına. Çekiç gücün derhal kovulmasına. Sonra çekiç güç yerine doğudaki huzurun temini için İslam Barış Ordusu'nun kurulmasına ve Türkiye'nin bunun öncülüğünü almasına teklif ediyoruz diyor. Teklifi okudu fakat oylamadı. Fehmi Işıklar meclis başkanı, başkan vekili aynen şöyle diyor. Bu teklif anayasaya aykırıdır. Okudum ama oylamıyorum. Anlıyor musunuz köleliği? Çekiç güç anayasaya uyuyor da İslam gücü anayasaya uymuyormuş. Anayasaya uymuyormuş İslam gücü. İslam gücüne hangi anayasaya dayanır ki seninki dayansın? İslam gücü. İslam gücü anayasaya aykırıymış. Peki ey koca masonlar, bu şovlar anayasaya uyuyor mu? Şu süper bir anayasaya uyuyor mu? Anayasanın 132. maddesi özel televizyonu yasak etmiştir. Niçin kurduttunuz? O bizim boyumuzu aşar diyor. Bizim gücümüzü aşar. Şu hale bak. Ümmetin toprağında sünnetsiz Johnny olması anayasaya uygun. Sünnetli Hasan'ın olması uygun değildir. Çünkü Johnny'nin oyunu bozulur. Barış gücü olsaydı şimdi Orta Doğu'da İslam barış gücü, yani biz NATO'nun kapısında hizmetçi değil de ordumuz ümmetin kurmayı olsaydı, mektup yazardık zalim Saddam'a. Daha İran'a saldırırken mani olurduk. Derdi ki dur bakayım, Kuveyt işgal edildiyse sana ne coş, otur yerine. Hasan'la Hasan kavga ediyor. Hasan'la Hasan'ın hakemi Hans olamaz. Hasan'la Hasan'ın hakemi Hasan olur. Saddam bir hafta içinde kuvvetten çekil. Çekilmezsen Hucurat suresindeki emri uygularım. Ordumla seni tahtından alırım dedi barış gücü. O olmadığı için Amerika, o olmadığı için Amerika, Amerika bu oyunu tezgahlıyor. Bu oyunu tezgahlıyor. Onun için Alman Hasan yalvarıyor size. Türkiye'li Müslüman'a şaşırıyorum. Batının sonuncusu olacağınıza niçin doğunun birincisi olmuyorsunuz? İşte doğunun birincisi olmak için yeniden doğuşu gerçekleştirmek lazım. Yeniden doğuş neyle başlar? Söyleyin, söyleyin. Allah'la barışmakla başlar. Bütün mesele budur. Totem dinini ülkeden çıkarmakla başlar. Herkes bunu gönlüne yatsın. Allah'la barışın kardeşler. Sanatkarınızla barışın. Yaradanınızla barışın. Öldürecek ve huzuruna getirecek olanla barışın. Hans'la dargın durmak size zarar değil, fayda sağlar. Allah'la küsmek hem dünyada rezillik,
hem ahirette perişanlıktır. Barışın Rabbinizle. Bu kanundur kardeşler. Ayağınızın turabı olayım. Allah'la barışın. Neden küstünüz Cenab-ı Hakk'a? Ne eksikliğini gördünüz? La yadillu Rabbi ve la yensa. O şaşırmıyor, unutmuyor. Allah'a dönünüz. Bırakın tağutu düzenleri. Kur'an'a dönünüz kardeşler. Gençliği Allah'la barıştırınız. Cami cemaati ne olur? Gençliği Allah'la barıştırınız. Engel olmayınız gençliğin önüne. Sarhoş beddua ediyor size cami cemaati kardeşim. Beddua ediyor Rize sokağındaki sarhoş. 21 Ekim'di pazartesi. Hocam ağlıyor, boynuma sarılmış. Çok ağladım sabaha kadar. Üzüntüden kahroldum, içtim hocam. Dertliyim hocam diyor. Refah güneşi açacaktı da, şu ülke Hakk'a dönecekti de yuvam kumar ve içkiden kurtulacaktı. Cami cemaati mani oldu benim neşeme diyor. Sizi biz destekledik ama hemşerim diye cemaatin size oy vermedi. Namazda birlikte saf saf yaptığın insan oy vermedi. Ve netrükü men yeskürük diyen her vitir namazında ya Rab caminin dışında sana harbedenler faizcileri desteklemeyeceğim, terk edeceğim diye dua eden cemaat oy vermedi. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezînen emtâleyhim gayril mağdûb aleyhim veleddâlin. Hristiyan ve Yahudinin düzenine değil, Muhammed'in düzenine beni ilet diyen cemaat oy vermedi diyor. Ve diyor ki, beddua ediyorum hocam. Sarhoşun bedduasına bak. 40 sene değil, 300 sene düşünsem aklıma gelmez. Ya Rab oylarıyla batılları destekleyerek futbolcu Maradona'nın hayatı kadar Muhammed'in hayatını bana öğrettirmeyen, bu iktidarları destekleyen, beni senden uzaklaştıran, seninle aramı açan cami cemaatinin şerrinden kumarbaz, sarhoş ve sosyete kullarını koru ya Rab diyor. Sarhoş kardeşim, sen sarhoş değilsin, batılı destekleyen sarhoştur. Sen içki içerek kendi vücuduna zarar veriyorsun, dön Allah'a. İçkiden huzur arayamazsın ne dünyada ne ahirette. Allah evini kirletme. Gel sana uzanan hak merdivenlerinden, Kur'an güneşinin etrafındaki yeşil çayırlarda mutlu ol. Kur'an bahçesine gel. Ey asıl Müslümanlara yeniden doğuş hazırlayın evlatlarınıza. Yeniden doğuş. Bu doğuş Kur'an'la olsun. Totem dinini bırakın bu memlekette. Ülke 60 yıldır totem dininin idaresinde. Totem dini. Devletin dini yokmuş haşa. Kim uydurmuş? Türkiye'nin dini vardır. İsmi totem dinidir. Totem. Ne demek totem? Tamtamlar dini. Yamyamlar dini. Yani putlar dini Türkiye'ye hakimdir. Simgesini mi görmek istiyorsunuz? Bitiriyorum, terlediniz biliyorum. Simgesini mi görmek istiyorsunuz? Simgesini mi görmek istiyorsunuz? Sihye'ye gidin. Ankara Sihye. Totem dininin rozeti orada. Bir geyik, geyik de güneşin etrafında, güneş tanrısı diye haşa. Kimin dini bu? 3000 yıl evvel Anadolu'da yaşamış Hititlerin dini, totem dini. Onu hoşlatıyor bay ilericiler, çağdaş kafalılar. Totem dini serbest bu ülkede, Allah'ın sözü yasaktır. Onun için uyanın. İşleri güçlerine bak. Demirel'in elinde 100.000 dolarlık bir hediye. Madalya, Atatürk Barış Ödülü dağıtıyormuş. Totem dini başka neyle uğraşır? Ne işsizine iş bulmak, ne bekarına yuva kurmak, bunlar onun gayesi değil. Totem dini zulüm düzenidir. Zulümle meşguldür. Baraj açacak, sade bir tören yapıp da Kur'an'la açmaz, parasız. Kur'an okumakla baraj açmaz. 21 milyar verir,
Fransız'ı zengin eder bu totem dininin ümmeti. 21 milyar o ülkede 5 milyon işsiz, 10 milyon işsiz var. Yargıtay'ın açtığı odacılık imtihanına geçtiğimiz hafta 23 kişilik odacılık imtihanı, odacı 5000 kişi müracaat ediyor. 3000'i yüksekokul mezunu mühendistir. Anlıyor musunuz? Yanıyor içim. Mühendis olmuş odacılığa razıdır. Neden? Totem dini fabrika kurmuyor, put yapıyor, put. Ve Barış Özel'ini Mandela'ya vermiş. Mandela 100.000 dolar, büyük para. Afrika barış lideri, özgürlük lideri. Alkışlayın Mandela'yı. Reddediyor, reddediyor. Kabul etmedi, attı, attı Barış Özel'ini. Attı. Benim sizinle bağlantım olamaz dedi, siz zalimsiniz. Neden? Ne barışı? Orduya imam hatip girsin diye konuşan ve yazan Hekimoğlu zindana atılırsa, üniversite bahçesinde leylan başörtüsü için feryat ederse, o ülkede barış olur mu? Ve orduya sesleniyorum, ordu mensuplarına. Orduya açat gecesi dansöz giriyor da niçin imam hatipli giremez? Cevap verin. Dansözü soktuğunuz yere imam hatipliği niçin sokmuyorsunuz? Hayır, hayır, uyandırın, kahır yok. Onlar bir gün düdüğü hak için çalırlar bu ülkede. Siz de biz düzelirsek. Zulme layık olduğumuz için zulüm yapıyorlar. Tanımıyorlar bizi. Bak, Avrupa'yı gezen bir kardeşinizim. Ordu müntesipleri kardeşlerim bu bandı dinlesin. Çekinmeyin, her tarafa postalayın. Paşalar da dinlesin. Avrupa'nın ve Amerika'nın bütün bu ülkelerin hepsinde kiliseye bağlı olmak mecburiyetindedir ordu müntesipleri. Hangi albay kiliseden ayrıldım dedi? Hangi general ben dinsizim artık, dindar değilim diye dilekçe verdi? Avrupa'nın bütün hükümetleri o albayın, o kurmayın, o generalin terfilerini söker, seni emekli ettim der. Dinsiz adam terfi alamaz Avrupa'da, layık ülkede. Peki Avrupalı generaller dindarlıkla şeref duyarken benim Mehmetçiğim Asakir Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in yardımcı kuvveti olan ordumun paşaları niçin caminin gülü olmayacak, olmaya mecburdurlar? Neden mecburdurlar? Onlar da imtihan ediliyorlar. Mecburiyet benden gelmiyor, kendi imtihanlarından düşünürlerse. Kimseye mecbur edilmez, zorlama yok ama imtihan oluyor. Musalla taşına gelene el gitsin niyetine namaz kıldırırlar. Rütbeler orada sökülür. Yahu hoca yanıldın mı? Onbaşı de bari bu orgenerale. Olmuyor işte, onbaşı değil. Olay budur, hadise budur. Onlar da ölecek. Kanundur bu. Gençler, Allah'ın yaratma kanununu önleyemezsiniz. Bil. Dünya parlamentolarına sesleniyorum. Bütün dünya parlamentoları toplanın. Anayasalarınızın birinci maddesine şunu yazın. Gücünüz varsa Allah gücü karşısında. Ölüm ortadan kaldırılmıştır. Kimse ölmeyecektir. Hodri meydan diyor Allah. Toplayın gücünüzü, ölümü kaldırın. Kaldıramıyorsanız öldükten sonra da Allah'ın huzuruna gelmeye mani olamayacağız. O halde gelin o güne hazırlık yapalım. Paşasıyla, askeriyle ve milletiyle. Her gün toprağa gezerken toprak altında kendimi çiğnediğimi görüyorum. Bir gün burada yatacaksın, işte sarayın evin burası. Nasıl gafil bir topluk olduk. Onun için yeni doğuş yapılırken mutlaka yeni doğuşun gerçekleşmesi için mutlak manada Allah'la barışmak gerekiyor. Totem dinini bırakmak. Mandela reddediyor, bak totem dinini almıyorum diyor. Demirel'in elinde madalya. Kimse kabul etmiyor. Kime vereceğim? Bak, buradan Demirel'e sesleniyorum. Atatürk Barış Ödülü'nü Mandela'ya değil, mandaların boynuna takman uygundur.
iki bacaklı mason mandaları kastediyorum. İki bacaklı manda olur mu? Olmaz mı? Her mason iki bacaklı mandadır. Niçin? Niçin? Manda ne? Manda Amerikan Avrupa eyaletini kabul etme zihniyetinin adıdır. Mandacılar tarihte vardır. Mandacılar şimdi Türkiye'yi idare ediyor. Meşhur Çağrı filminin başrolü artisti kimdi? Türkiye'ye geldi. O albay anlattı bana. Bugün dedim morali bozuk. Neden dedim? Çay içiyoruz. Türkiye'ye geldi. Gelişinde yüzlerce gazetesi var. Gidişinde yok. Gitti Türkiye'den. Gidişini duymadınız. Neden gideceksin? Gideceğim dedi. Moralim bozuk. Bavulu topladım. Beni Atatürk'ün hayatı filmini çevirmek için davet ettiler. Davet ettiler ama bu gece senaryoyu okudum, reddettim. 100 bin, 200 bin dolar veriyor. Parayı kabul etmiyor. Neden dedim? Albay anlatıyor. Çünkü siz dedi Türkiye'de bu filmi okudum. Atatürk'ü ilahlaştırdınız. Ben ilah yerine giremem. Allah beni mahveder diyor. Batılı, batılı totemi kabul etmiyor. Reddediyor totem. Hans reddetti, Hasan siz reddedin diye Beşiktaş'a geldim. Onun için geldim. Hadise budur. Onun için diyoruz ki gelin hep birlikte tarihi bir karar alalım. Kapıcılığa son verelim. Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna dönelim. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. İşte doğuş şu haber veren ayetle sözümü bitiriyorum. Allah söylüyor, ben değil. Yaradanım. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ. Onlar batılıların yanında yer alarak itibarlarının artacağını mı zannediyorlar? Batıyı alkışlarsak şeref alırız mı zannediyorlar? Batının kapısında hizmetçiliği kabul edersek değerimizin artacağını mı zannediyorlar? Hayır! فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. İzzet ve şeref Allah'ın yanında yer almaktır. Haydin yeni doğuşun askerleri, Allah'ın yanına koşunuz! Sizi bana çağırmıyorum. Kendime değil, Allah'a çağırıyoruz. Kula değil, Yaradan'a çağırıyoruz. Başka kurtuluş yoktur. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Bir mektupla dünyayı bize getirecek, adalet sağlayacak iktidara çağırıyoruz. Kapıcılıktan efendiliğe çağırıyoruz. Efendiliğin yolunu gösteriyoruz. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Allah'a dönünüz. Başka yol yoktur. Hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Takma kaş, takma göz. Takma kaş, takma kirpik. Takma saç, takma tırnak. Takma moda, takma hayat. Takma filmden bıktık. Takma anayasa, takma kanun. Her şey takma olmuş bu milletin. Bırakın takma düzeni, takma kaşı. Allah'ın verdiği kaş yeter. Boya yeter kardeşim. Moda yeter kardeşim. Bırak takma düzeni, kendine dön kardeşim. Allah'ın verdiği kirpik yetmiyor mu? Boya yetmiyor mu sana o renk? Allah'ın verdiği saç yetmiyor mu? Allah'ın verdiği kanun yetmiyor mu? Takma kanunun için getirdin memlekete. Dön Allah'a, montaj sanayini, montaj düzeni değiştir. Kendi düzenini kur şu ülkede. Yeniden doğuş gerçekleştir. Hadise budur. Onun için yola çıkmışız. Türkiye'de oynanan oyunları bildirmek için yoldayız. Yeniden doğuşa biz maniyiz. Çocuk bir türlü dünyaya gelemiyor. Biz mani olmuşuz. Dava bu, dava. Dava dünyaya gelemiyor. Oyumuzla mani olmuşuz. Desteğimizle mani olmuşuz. Necaset akıtarak mani olmuşuz. Ancak 9 kanaldan pislik akıtarak mani olmuşuz.
kanım kuruyor, evler gidiyor. Bak söylüyorum, Türkiye devleti gemisi batıyor. 10 yıl içinde bu ülkeye sahip çıkmazsak yeniden doğuş değil, tamamen batış var. Onu söylemeye geldim. Davaya bir şey olmaz. Allah onu başka topluluklarla hakim kılacaktır. Biz batacağız ve tarihten silineceğiz. Bizimle dava kaim değildir. Biz davayla kaimiz. Bunu anlayın istiyorum. Biz varsak dava var. Hayır. Dava varsa biz varız. Bunu anlayın istiyorum. Dava üstündür. O bizi yeryüzünde efendi kılmak için vardır. Biz ayrılırsak ondan, o mağlup değildir. O Allah'ın gücüdür. Soruyorum sizlere Kur'an lisanıyla. Feyne tedebun. Hacı amca soruyorum. Feyne tedebun. Feyne tedebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? Kur'an söylüyor bunu 40-50 yerde. Feyne tedebun. Bu gidiş nereye? Niçin batıla gidiyorsunuz? Niçin cinsi sapıklığa gidiyorsunuz? Niçin şu altı kanallı necaset yoluna gidiyorsunuz? Niçin mason uşa hainlerine gidiyorsunuz? Ülkenin gidişatı karşısında nereye gidiyorsunuz? Feyne tezebun. Ey Allah'ın kulları, feyne tezebun. Nereye gidiyorsunuz? Suyun içindeki çöp gibi nereye gidiyorsunuz? Hiç mi göreviniz yoktur? Çakıl taşı kadar da mı sorumlu değilsiniz? Ecdadın söylediği gibi bir mıh bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti tarihten siler. Ecdada bakın, her şeyin tedbirini almış. Atın ayağındaki nalı iyi çak evlat. Nalın içindeki çiviyi iyi çak evlat. Çivi giderse nal gider. Nal düştü tırnak gider. Tırnak düştü at düşer. Ayak kırılır at düşer. At düştü komutana rastlar ölür. Komutan öldü mü ordu yenilir. Ordu yenildi mi millet tarihten silinir. Ey ümmet, feyne tedebun. Nereye gidiyorsunuz? Çivi kadar da mı duyarsız ve görevsiz kendinizi hissediyorsunuz? Çivi kadar da mı göreviniz yoktur bu ülkede? Feyne tedebun. Niçin hakka gitmiyoruz? Ne manidir Allah'a dönüşe, ne mani? Kanunlar mı? Hayır. İnsana göre kanun olur. Kanuna göre insan olamaz. Tekrar ediyorum. İnsana göre anayasa olur. Anayasaya göre insan olamaz. Çünkü insanı değiştiremezsiniz. Onun sanatçarı Allah'tır. O halde insana göre kanun, sanatçarın eseridir. O Allah'ın eseridir. Başka giriş yolunuz yoktur. Hocam bu konuşmalar suç değil mi? Allah'a göre suç olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Görmüyor musunuz? Artık yeter zillet içinde yaşamak. Bu ülke İslam'ındır, ben ülkemde konuşuyorum. Kendi evimde, Fatih'in evinde konuşuyorum. Fatih'in evinde fetih konuşulur. Roma değil, Roman Diyojen değil. Fetih'in merkezinde konuşuyorum. O merkezde İsrail vampiri geliyor Hergel'e. İsrail devlet başkanı Hergel'e. Tanımıyorum İsrail, öyle bir devlet yok. Kabul etmiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı sağ tarafında... Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ne Cumhuru? Cumhurbaşkanı ancak Cumhur'un görüşüyle gelendir ama ismi böyle, Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin merkezinde oluyor toplantı. Sağ tarafta Cumhurbaşkanı, solda Başbakan. Kim geliyor? İşte 7 yaşındaki çocuğun kafasını taşla kıran askerin başkanı Hergel'e geliyor. Milli Gençlik Vakfı'larında yazı göndermiş Ankara. Milli Gençlik Vakfı'larına siyaset yapmayın. Allah Allah. 500. yıl vakfına niçin göndermiyorsun be idareci? Niçin? Ne özelliği var bu vakfın? O siyaset yapıyor, biz yapmayacağız. Allah Allah. 500. yıl vakıf, Yahudi vakfı. Göç etmiş İspanya'dan. Allah Allah. Devlet ricaline buradan sesleniyorum. İspanya'dan Selanik'e göç eden Yahudilerin hicretini kutlayan devlet idarecileri
Benim Muhammed'imin Mekke'den Medine hicretini niçin kutlamıyorsunuz? Ey Müslümanlar, size sesleniyorum. Bu sözlerim kanınıza dokunmuyor mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنِنْ Hicreti Yahudi hicretinden basit midir ey asır Müslümanları? Gafil Müslümanlar, ne zaman uyanacağız? Ne zaman يَا اَيَّهِ الْمُدَّكِّرِ كُمْ فَاَنْدِرْ اَلْنَا uyacağız? Ey gaflet örtüsünde uyuyanlar, kum kalkınız artık! Bir ülkede peygamberin hicreti yasak, Yahudinin hicreti törenle kutlanır. Peygamberin hicreti hicret değil midir? Kile değil midir? 450 kilometre yayan yol senin için yürümüş. Leyla'm için yürümüş, Ahmet'im için yürümüş. Yayan yürümüş, sıcakta yürümüş. Kile ile yürümüş, devlete yürümüş. Emperyalizmi yıkmaya yürümüş. Ama Türkiye televizyonu kapalıdır Hicri yılbaşı. Yasak edilmiştir tebrik telgraf çekmek. Tören yoktur peygamberimin hicretinde. Garip bıraktınız Muhammed'in hicretini. Bıraktınız ve bıraktık. Onun yerine Yahudi hicreti kutlanıyor şu ülkede. Ne kadar köle olmuşuz. Feyne tetebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nasıl Muhammed'in yüzüne bakacak? Garbın afakını sarmış da gelir sırlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhadım var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki de yarından da yakın diyerek